İyi akşamlar. Voleybolun en renkli, en eğlenceli programı Son Set'e hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda eski demeye dilimin varmadığı Sağlar'ın genç yıldızı diyeceğim. Benim için hala genç, keşke hiç bırakmasaydı. Asuman Karakoyun var, eski milli pasörümüz. Asumancığım hoş geldin. Hoş bulduk Burcu. Ben eski diyemiyorum sana. Ben hala kendimi eski hissetmiyorum açıkçası. Aynen öyle. Ben sanki sen hala oynuyorsun, biz de seni seyrediyormuşuz gibi geliyor. Evet, o yüzden eski de demeyeceğim. Ben sana hala milli pasör demeyi tercih ediyorum. Teşekkür ederim, sağ ol. Tabii akıllarda şöyle bir soru var. Asuman neden voleybolu bıraktı? Yani işte ameliyat olmam gerekiyordu zaten. Dünya şampiyonasını çok zor çıkarmıştım. Çok ağrılarım vardı. Hani artık dayanamayacak düzeye gelmiştim. Doktorlarımız uzun zamandır diyorlardı ameliyat olman gerekiyor. Hani bunu en iyi şekilde, en basit şekilde halletmemiz gerekiyor dediler. Bir ameliyat kararı alındı açıkçası. Sonrasında biraz genetik faktörler diyelim, biraz gelişen komplikasyonlardan dolayı ben maalesef bu işin sonunu getiremedim. Çok denedim, çok çalıştım, çok fazla doktorlar gördüm, çok fazla fizyoterapistler ziyaret ettim. Ama istediğim sonucu elde edemedim. Sonunda artık hani insan bir süre sonra bitiyor açıkçası. Ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ama yine de olmadı. Mecburen bitirmek zorunda kaldım. Şimdi ben sosyal medyadan Asuman geliyor bu akşam konuğum diye resim koyunca iki tane soru geldi. Aslında benim de sormak istediğim sorulardı. Hı. Ama ben Aysun ve Tufan için sana soracağım. Tabii. Aysun şöyle bir şey söylemiş seninle ilgili. Eczacıbaşı için büyük bir kayıp demiş Asuman. Naz'la birlikte Türkiye'nin en iyi pasörlerinden biriydi diyor. Tekrar dönme şansı var mı diyor. Düşünceler için teşekkür ederim ama maalesef böyle bir şansım yok. Çünkü sonuna kadar denedim ve hala ağrılarım devam ediyor, hala tedavi sürecim devam ediyor. Ben sadece şimdilik artık bundan sonrası için günlük hayatımı bir rutine sokmaya çalışıyorum. Çünkü ben bunun ileri yaşlarını da düşünmek zorundayım açıkçası. 2 sene voleybol oynayacağım diye ileriki hayatımı riske atmak istemiyorum. O yüzden biraz da garantici davranıyorum diyebilirim. Biz Asuman'ı burada bol bol konuk edeceğiz, onu yorumcu edeceğiz. Benim hedefim o, ben söyleyeyim şimdiden. Tufan Bey'in de şöyle bir sorusu var ki bu da bence hani senin psikolojinin açısından çok önemli bir soru. En verimli döneminde sporu bırakmaya karar verdiğinde ilk hissi ve duyguları neler oldu diyor. Zirvede bırakmış gibi oldum. Ama zirvede bırakmış gibi değil, öyleydin öyle yani oldu, sonuçta. Aynen. Hep yani biraz dalga geçerdim işte, büyük sporcular zirvede bırakıyorlar işte, şampiyon olup işte kariyerlerine ara veriyorlar ya da bitiriyorlar falan derdim. Bana da öyle denk geldi. Tabii ki çok zordu. Hani diyorsun ki tam yükselmeye başlamışım, tam Avrupa şampiyonu olmuşum, dünya şampiyonu evet. olmuşum. Hani bir rutin artık yakalıyorum onu, istikrar yakalıyorum. Ama işte böyle bir talihsizlik diyelim, alınan evet. kararlar, kısmet. Demek ki bundan sonrası daha iyi olacakmış. Biraz daha pozitif bakmak lazım bundan sonrası evet. için. Sen zaten hep pozitif bakan bir insandın. Evet, evet. Zaten bu dönemi pozitif bakmadan da kolay kesinlikle. Kolay insanlar kesinlikle. Bence aynen, atlatamaz. Aynen. Bir sporcu için çok daha zor evet, tabii. Kesinlikle. Şimdi Vestel Venüs Sultanlar Ligi diyoruz ilk bölümde, Hı-hı. son sette. Bu hafta çok önemli bir maç vardı, derbi vardı. Eczacıbaşı Vitra Fenerbahçe'yi konuk etti. Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 14. haftası Eczacıbaşı Vitra Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Beklenildiği gibi maç karşılıklı sayılarla başladı. Birinci setin son bölümüne kadar iki takım da birbirine üstünlük kuramadı. Sarı Melekler ikinci teknik mola sonrasında Yeon Kong Kim ve Nusara Tongkom'un servis turlarıyla skoru 23-18'e getirmeyi başardı. Eczacıbaşı Vitra bu serilere cevap veremeyince set Fenerbahçe'nin oldu. Eczacıbaşı Vitra ikinci sette ilk setteki hücum hatalarını yapmadı ve bu skora olumlu yansıdı. Fenerbahçe blokları savunma yapmakta zorlanırken Koşeleva Eczacıbaşı Vitra'da kilit isim oldu. Seti 25-18 kazanan Eczacıbaşı Vitra setleri 1-1 de eşitledi. Üçüncü sette Fenerbahçe'nin ilk setteki blok performansı geri döndü. Sarı Melekler orta hücumlarını da devreye sokarak oyunun kontrolünü set boyunca hiç kaybetmedi. Fenerbahçe seti 25-20 kazanarak galibiyet yolunda önemli bir adım attı. Eczacıbaşı Vitra için galibiyet yolunda son şansı olan 4. setin son bölümü büyük çekişmeye sahne oldu. Fenerbahçe ilk teknik molaya 8-6, ikinci teknik molaya da 16-14 önde girdi. İkinci teknik mola ardından Eczacıbaşı Vitra'da Maya Oknyanoviç ve Jordan Larson skorun kontrolünü ele geçirme yolunda önemli bir rol oynadı. Servis, blok ve hücum silahlarını hatasız kullanan ev sahibi seti 25-23 kazanarak maçı final setine taşıdı.
Maçın son setinde çekişme devam etti. Sağ değişim ardından Eczacıbaşı Vitra, Jordan Larson'un servis serisinde skoru 13-10'a getirdi. 3 sayılık farkı koruyamayan ev sahibi karşısında Fenerbahçe, Polen Uslu Pehlivan'ın servisleri kimin hücumlarıyla maçı bırakmadı. 14-14'ten sonra daha az hata yapan Sarı Melekler seti 16-14, maçı da 3-2 kazanarak zorlu derbiden galibiyetle ayrıldı. Çok yorulduk. Yani konuşamıyorum farkındaysanız. Arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçi Eczacıbaşı'nı da kutluyorum. Gerçekten çok iyi bir voleybol ortaya koydular. 13-10'dan gelip maçı kazanmak tiebreak'te kolay bir şey değil. Biz zoru başardık. Yorgun olmamıza rağmen güzel bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Bunun için çok çalıştık her zamanki gibi. Çok istiyorduk onların evinde kazanmak, tabii ki de çok büyük bir mutluluk bizim için. 13-10'daydık. Çok, o anda herkes çok motivasyon kitlenmiştik yani. Arkadaşlarım beni bekliyor. Çok teşekkürler gelen herkese. Görüşmek üzere. Merve koşarak uzaklaştı ve Asuman'a döndük. Gerçekten kıran kırana geçen bir derbiydi. Bundan önce oynanan, bu salonda oynanan Eczacıbaşı Vitra Vakıfbank maçı da evet, inanılmaz bir mücadeleye sahne olmuştu. Bu da tam derbi gibi bir derbiydi diyebiliriz. Neydi sence kırılma noktaları maçta? Bence Fenerbahçe'nin blok üstünlüğü çok fazlaydı maç boyunca. Ki istatistiklerde de baktığımızda çok fazla serviste farklılık görmüyoruz, manşette çok fazla farklılık görmüyoruz. Ama istatistiklerde en büyük farkı yaratan bence Fenerbahçe'nin evet, blok üstünlüğüydü. Kesinlikle ilk setten itibaren tutturdukları o tempoyu maç boyunca zaman zaman düşerek, zaman zaman tekrar yakalayarak bence maçın sonunu getirdiler. Peki şey soracağım. Eczacıbaşı Vitra sezon başında, ki senin de eski takımın, benim evet, de eski takımım. Evet. Sezon başında inanılmaz bir kadro kurdu dedik. Evet. Hani dünya starları geldi dedik. Hedef dünya şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi dedik. Şimdi Avrupa'da başka bir kadroyla oynuyor olmak ve Türkiye'de o kadroyu devam ettiremiyor olmak sence sıkıntı yaratıyor mu Eczacıbaşı? Kesinlikle için? Çünkü siz o sistemi aslında başından itibaren kurmanız gereken sistemi zaman zaman inişlerle, zaman zaman çıkışlarla yakalamak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü Avrupa'da oynadığınız takım tamamen Türkiye'den bambaşka bir takım yaratıyorsunuz aslında. Sadece 6 yabancıyla sahadasınız. Bir libero Türk. Tabii ki onların sistemi, yani çok büyük oyuncular, her türlü sisteme adapte olabilirler. Antrenör her istediğine yanıt verebilirler. Ama aynı zamanda Türkiye'de özellikle pasör değişikliğiyle gelen... Onu soracaktım. Evet. Bak sen benden önce. Aynen. Olacak yorumcu. İnanıyorum aslında. Estağfurullah. Pasör değişikliğiyle gelen o... Çünkü her pasörün, şöyle diyeyim, farklı bir hassasiyeti vardır. Farklı bir oyun anlayışı vardır. Siz ne kadar bir takım içinde aynı tempoyu yakalamak isteseniz bile antrenör olarak, pasörlerin buna yanıtları her zaman farklıdır. O yüzden tabii ki Nilay da çok iyi oynatıyor. Çok iyi performans sergiliyor Eczacıbaşı'na geldiğinden beri. Ama tabii zaman zaman inişler çıkışlar maalesef görülüyor maç içinde. O istenilen tempoda, istenilen ritimde yakalanmamış oluyor Eczacıbaşı'na. Peki Nilay ile beraber de oynadın. Evet. Ki aslında hem Sev Şampiyonlar Ligi'nde hem de Dünya Şampiyonluğu kazandığınız sene, hı hı, ikiniz çok güzel birbirinizi tamamlıyordunuz. Evet, evet. Bunu hep biz dile getiriyorduk maçları anlatırken. Bence bu çok önemli. Dediğin gibi hani pasör değiştiğinde eğer oyunun akışı ya da oyunun kurgusu bir anda giren pasöre göre değişiyorsa smaçörler de o dengeyi, uyumu yakalamakta sıkıntı çekiyor. Kesinlikle. Bu sene baktığımızda Maya Oglionewicz ve Nilay Özdemir özelinde, hı-hı, ikisinin sence bir pasör olarak pas stilleri ve pas kaliteleri diyeyim, hı-hı, ya da işte biri hızlı pas atıyordur, biri yüksek pas atıyordur. Bunlar, hı-hı, birbirine yakın mı, birbirini tamamlıyor mu, yoksa bir sıkıntı var mı? Sıkıntı demeyelim ama ikisinin de birbirinden farklı oyun anlayışları var. Maya'nın artık oluşturmuş olduğu bir rutini var. Çünkü pas tekniği daha stabil diyelim. Hı hı. Pas, nasıl diyeyim, yüksekliği, istikrarı da daha stabil tabii. Yani tecrübenin verdiği de bir şey var. Olimpiyat oynamış olmanın verdiği de bir tecrübe var diyelim. Hani Nilay'ın zaman zaman inişleri çıkışları oluyor. Bence Türk pasörler biraz daha böyle duygusal olduğumuz için maçın temposuna çok fazla ayak uyduramayabiliyoruz. Bazen işte maçın rehavetine kapılıyoruz her şey çok iyi giderken. Bir anda duygusal olarak çöküş yaşıyoruz. O anda zaten takımın temposu da bizimle beraber düşmüş oluyor. Ama Nilay'ın da şöyle bir özelliği
özelliği var. Nilay riskli oynamayı seven bir oyuncu. Evet. Kesinlikle beraber oynadığımızda da öyleydi. Ben ona göre biraz daha ağır kalıyorum. Yani oyun anlayışı olarak da, bacak hızı olarak da Nilay inanılmaz bir defansa sahip. Zaten her yerde bunu görebiliriz. Atladığı toplar, çıkardığı toplar vesaire. Oyun anlayışı olarak da öyle. Hızlı oynatmayı çok seviyor. Yani özellikle mesela Jordan Larson çok hızlı topu seven bir oyuncu. Evet. Onunla çok iyi anlaştığını düşünüyorum. O Koşeleva ile sanki biraz Koşeleva çünkü yüksek bir topa da vuruyor. Evet, evet. Defanstan gelen topu vuruyor zaten genelde Koşeleva. Ama Nilay'ın oyun anlayışını da çok seviyorum açıkçası. Çünkü ben riskli pasörleri çok severim. Biraz İnsan hep kendi olmadığı şeyi sever çünkü. Aynen öyle. Ben daha garanticiydim her zaman. Antrenörün söylediği olsun, aman azar işitmeyeyim, aman şey yapmayayım, oyunu karıştırmayayım. Kadar da dürüstüz. Aynen öyle yani. Peki Tom Kovic'in ne dersin? Bence o da çok büyük bir fark yaratıyor Fenerbahçe'de. Kesinlikle, o da hızlı oyunu seven bir oyuncu. Zaten Kim'i oynatabilmenin en iyi yolu herhalde hızlı toptan geçiyor. Kim geçen seneden sonra bu sene galiba çok kendini memnun ve mutlu diyebiliriz. Evet, yani. Evet, şimdi istiyorsan haftanın ikinci maçıyla devam edelim. İkinci maçta Beşiktaş Çanakkale Belediyesi'ni ağırladı ve konuk ekip siyah beyazlıları 3 puanla geçti. Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş sahasında Çanakkale Belediyespor'la karşılaştı. Maça Tuğba ve Helena'nın sayılarıyla hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Beşiktaş 5-0 öne geçerken bu üstünlüğünü set ortasına kadar sürdürdü. İkinci teknik mola öncesi konuk ekipte gözlerin sayıları farkın kapanmasını sağlasa da ikinci teknik molaya Beşiktaş 16-14 önde girdi. Mola dönüşü Helen ve Liz'le sayılar bulan siyah beyazlar farkı yeniden 5 sayıya çıkardı ve seti 25-19 kazandı. İkinci sete de siyah beyazlar 3-0'la başlasa da Çanakkale daha hızlı toparlandı ve rakibini yakaladı. İki tarafta kendi servislerinden sayı çıkarmada başarılı olamayınca set sonuna 16-16 eşitlikle girildi. Set sonunda çok hata yapan rakibi karşısında Gözde ve Mia ile sayılar bulan konuk ekip seti 25-20 kazandı. İkinci setin ilk bölümü karşılıklı alınan sayılarla geçti. Ama skor 10-10'a geldiğinde Mia'nın servis serisinde 6-0'lık bir seri yakalayan Çanakkale Belediyesi farkı açtı ve bu farkı da koruyarak seti 25-18 kazandı. Üçüncü set başında siyah beyazların üstünlüğü vardı ve ikinci teknik molada 16-13 ev sahibi ekip üstünlüğüyle geçildi. Mola dönüşünde konuk ekip yana kullanla sayılar bulurken Beşiktaş'ta üst üste hatalar yapınca Çanakkale 22-17 öne geçti. Beşiktaş'ın sonraki çabaları da yeterli olmayınca seti 25-20, maçı da 3-1 Çanakkale Belediyesi kazandı. Çanakkale Belediyesi için aslında ilk yarıda da iyi bir performans sergiledi diye yorumluyoruz. Hı hı. İkinci yarıda da bence iyi başladılar diye düşünüyorum. Sen hani ilk 3, ilk 4 takımı ayrı tutarsak diğer alttaki 4 takım için, ilk 8'i zorlayacak 4 takım için neler söylersin? Ben Çanakkale'yi beğeniyorum. Zaten sezonun dediğin gibi başından beri çok güzel bir rutin oluşturdular aslında. O tempoyu biraz yakaladılar. Tabii inişleri çıkışları her takımın her dönem olabilir. Ben aynı zamanda Bursa Belediye'yi beğeniyorum. Evet. Sezon başında daha aktiflerdi. Daha hızlı oyun anlayışına sahiplerdi. Daha iyi defans yapıyorlardı. Daha savaşçılardı. Hani sezon sonuna doğru diyeyim artık biraz tempolarının düştüğünü düşünüyorum. Kazanmaları gereken maçlar vardı. İşte Beşiktaş gibi, evet. Trabzon gibi. Hani bunları çok fazla herhalde yani belki konsantrasyon eksikliğinden artık sezon sonunun getirmiş olduğu şeylerden dolayı ya da işte büyük takımlar Avrupa oynarken onlar sadece işte antrenman temposuyla geçirdikleri dönemlerden olabilir. Biraz düşüşe geçtiler ama yine de zorlayacak rakiplerden bir tanesi, evet, yani bence dördü. Playoff dönemi çok da kolay geçmeyecek gibi gözüküyor. Evet, evet. Şimdi haftanın son maçı var. Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin yenilgisiz ekibi Vakıfbank'a döneceğiz. Vakıfbank bu hafta Bursa deplasmanındaydı. Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin yenilgisiz lideri Vakıfbank 14. haftada Nilüfer Belediyesi deplasmanında mücadele etti. Vakıfbank favori olarak gösterildiği maça Kimberly Hill'in 7 sayılık servis serisiyle başladı. Setin geri kalan bölümünde Nilüfer Belediyesi oranla daha fazla hata yapan Vakıfbank'tı. Skor 16-16'da eşitlense de set sonunda Gözde Kırdar, Routing ve Kimberly'nin oyuna ağırlığını koyması seti 25-19'da Vakıfbank'ın olmasını sağladı. Vakıfbank ikinci sete ilk setteki hatalarla başladı. Nilüfer Belediyesi'nde
Bitsenko hücumlarda etkili olurken ikinci teknik voleye 16-15 ev sahibi ekip önde girdi. Set sonunda yaşanan çekişmede bir kez daha blok, hücum ve servis silahlarını hatasız kullanan Vakıfbank 25-23 ile setten galip ayrıldı. Maçın son setinde oyunun kontrolü tamamen Vakıfbank'a geçti. Vakıfbank set genelinde Zooting, Kübra Çalışkan ve Kimberly Hill'in servis serileriyle farkı açtı. Vakıfbank'ın en fazla blok yaptığı sette Kübra file önünde adeta bir duvar ördü. Seti 25-13, maçı da 3-0 kazanan Vakıfbank yenilgisizliğine devam etti. Pasörler dedik. Evet. Ve Vakıfbank'ta da yeni yetişen bir pasör var, Cansu Özbay. Sen nasıl buluyorsun Cansu'yu? Ben Cansu'yu çok yetenekli buluyorum ve antrenörün istediklerini bir bir yerine getirdiğini düşünüyorum. Pas kalitesi de gerçekten iyi, teknik olarak da özellikle iyi. Tabii Giovanni'nin vermiş olduğu bir oyun anlayışı da var tabii, o güven de var. Onu da almış görünüyor. Takıma da adapte olmuş çünkü oradaki büyüklerle ve yabancılarla oynamak her pasörün harcı olmayabilir. Hani Naz'ı ayrı tutuyorum zaten artık. Ama yani Vakıfbank'a gelen ve sorumluluk alan iyi pasörlerden bir tanesi. Peki hani seni en fazla zorlayan smaçör kim olmuştu voleybol hayatında? Düşünüyorum, beni en fazla zorlayan. Hani böyle iletişime geçmekte ya da ne bileyim o pas uyumunu sağlamakta sıkıntı yaşadığın kimse oldu mu hiç? Tabii yani mesela ilk başlarda ben her sezon başında bir böyle panik olurdum. Allah'ım smaçörler geliyor, dünyanın en büyük isimleri geliyor. Allah geldiler ne yapacağım? Aynen, ben onlara nasıl adapte olacağım falan derdim. Ama hiç böyle, çünkü mesela ben her zaman yedekten gelen bir oyuncuydum. O yüzden ilk 6 pasör kötü oynadığında diyeyim ya da inişleri çıkışları olduğunda ben girip maçı kurtarıyordum genelde. O yüzden bana girdiğimde her smaçör daha fazla yardımcı olurdu. O yüzden onun hiç zorluğunu çektiğimi düşünmüyorum açıkçası. İletişim problemi de çok fazla yaşamadım. Ama düşünüyorum mesela Jordan'ın pası beni çok zorluyordu. Çünkü hızlı. Çok hızlı. Evet. Benim ellerim de o kadar hızlı değildir. Mesela kurşun pas. Orta oyuncular nefret ederim yani kurşun pas atmaktan. Çok. Hayatım boyunca nefret ettim. Ve atmamak için elimden geleni yaptım. Bitince voleybol hayatım. Bunları konuşmak rahat, çok rahat kolay. Evet. Yani. O yüzden çok şanslısın. İstediğin zaman gelip burada anlatabilirsin. Aynen öyle. Nelerden nefret ettiğini. İstersen şimdi haftanın panoramasına bakalım. Biz her hafta son sette haftanın panoramasını belirliyoruz. Bakalım bu hafta panoramaya kimler girdi? Haftanın takımı tabii ki derbiyi kazanan ve bir yükselişte olan Fenerbahçe dedik. Ki 14 maç oynadı ve 11 galibiyeti var şu anda Sarı Melekler'in. Sırada haftanın antrenörü olacak. Haftanın antrenörü de tabii izleyicilerimiz de tahmin edecek ki Fenerbahçe Teknik Direktörü Marcello Abbondanza oldu. Gerçekten o da bence artık Türkiye'ye ısınan İtalyan antrenörlerden biri. Evet. Bakalım sırada panoramada en iyi blok yapan var. Senin de dediğin gibi Fenerbahçe'yi derbide bir adım öne getiren en önemli silah bloktu ki Eda Erdem Dündar da bu derbide toplamda 6 blok sayısı üreterek en iyi blok yapan oldu. Haftanın en iyi servis atanı Çanakkale Belediyesi'nden Mia Cerkov ki Çanakkale'nin en önemli silahlarından biri Mia. Toplamda 22 servis attı, 3 servis sayısı var ve bir tane de servis hatası yaptı Mia bu hafta Beşiktaş karşısında. Haftanın iki tane en skoreri var. İkisi de 26 sayı üretti. Birisi Fenerbahçe'nin Güney Koreli yıldızı Yeon Kong Kim. 26 hücum sayısı, 1 servis sayısı var Kim'in. İkinci isim ise Gomez da Silva Joyce, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin önemli silahlarından. Onun da 26 sayısı var. 23 hücum, 1 blok, ikisi de servis sayısı. Haftanın en iyi marşet alanı Yeon Kong Kim oldu. Hem hücumda hem de savunmada etkiliydi derbide. 36 tane servis karşıladı, 4 hata yaptı ve pozitif marşeti %72. Haftanın 7. oyuncusu da aslında Nilüfer Belediye deplasmanında Giovanni Guidetti'ni çok fazla kullanmadığı ama set sonlarında oyuna aldığı Zooting'di. Zooting de Bursa deplasmanında toplamda 9 hücum sayısı kazandırdı takımına. Şimdi de Asuman'ın İdeal altısını konuşacağız. Şu anda zaten toplu olarak haftanın panoraması da ekrana geldi. Hı-hı. Şimdi ben konuk olmadan önce Asuman'dan dedim ki bana şöyle kafandaki şu anda ligde oynayan oyunculardan yabancı kuralına uyarak bir altı hazırla. O altının bir de yedeğini hazırla dedim. Şimdi az sonra yönetmenimiz Kerim de bize ekrana verecek grafiği. Asuman'ın
İdeal ilk altısı şu anda ekranlara geçti. Şimdi neye göre seçtin ben merak ediyorum yani gerçekten. Şöyle söyleyeyim, tabii ki en başta yabancı kuralına uymaya dikkat ettim. Ama özellikle manşet alan bir takım yaratmaya çalıştım. Koşeleva'yı ayrı tutarak diye. Naz zaten Türkiye'ye ve dünyaya mal olmuş bir pasör. Onu ayırmak olmazdı. Onun yedeğine Gamze'yi düşündüm. Çünkü Gamze'nin oyun anlayışını seviyorum. Riskli bir pasör. Çok hızlı oynatan bir pasör. Kesinlikle. Aynen. Eda zaten hani Türkiye'nin en iyi blokçılarından bir tanesi ve tek ayakçılarından bir tanesi. Onu koymamak olmazdı. Onun çaprazında Rasic gibi bir önde hem iyi oynayan, kurşun ve kısa yapan, aynı zamanda duvar gibi bloğu olan bir orta oyuncu. Onun yedeğine Büşra'yı düşündüm. Çünkü Büşra hem yakın arkadaşım. Diyecekti şimdi arkadaşlık kontenjanından mı geldi Büşra? Yok ama gerçekten Türkiye'de de iyi performans sergilediğini düşünüyorum. Çok fazla top almıyor belki bu aralar. Ama yine de iyi performans sergiliyor. İyi servis atıyor Büşra. Kesinlikle çok iyi servis atıyor. Her zaman riskliydi yani onun servisi. Peki şey soracağım. İlk altında 4 numara oyuncusu Gözde var evet, Türk Koşeleva'yı. Olarak. Ve Koşeleva var. Evet. Kim? İkinci altıda. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Defanstan çıkan topu her zaman yüksek top olarak oynamayı tercih eder bir pasör. Her zaman garanti bir smaçöre ihtiyaç duyar. Bu da Koşeleva bunu tamamen karşılayan bir smaçör. Gözde de zaten manşeti ve hızlı hücumuyla hani her pasörün ve her takımın ihtiyaç duyabileceği bir lider olduğu için o yüzden Gözde'yi de yazmamak olmazdı. Hani kim tabii ki mükemmel bir toparlayıcı, dediğimiz gibi en skorer. O zaten yani ilk altı veya ikinci altı hiç fark etmeyecek yani. Mutlaka birinin yerine oynayacak. Hayır zaten yani şöyle bir takım olsa, senin bu yaptığın takım olsa zaten hani dünya değil uzay şampiyonasında bile herhalde. Öyle. Dream Team oluşturduk. Dream Team oldu gerçekten. Önümüzdeki sene All Star düzenlenirse buradan mesaj verelim. Dream Team'imiz budur. Biz burada yazarız takımlarını. Libero'da Gülden'i seçtin. Gülden ablanı. Evet. Antrenör olarak da Giovanni Guidetti'yi seçtin. Peki Giovanni'nin milli takım antrenörü olması sence nasıl etkileyecek Sultanları? Kesinlikle çok iyi oldu. Biraz tabii geç kalınmış kararlar var ya da federasyonumuzun artık oluşturmak istediği bir yapılanma var. Giovanni bunun için çok ideal bir antrenör. Zaten Vakıfbank'taki oyuncular tanıyor. Zaten Türkiye'ye adapte olmuş bir antrenör. Bizden biri gibi. Aynen öyle. Her oyuncunun çalışmak isteyebileceği bir antrenör. Yani oyuncular seve seve milli takıma gidecek diye düşünüyorum. Peki şimdi de haftanın hareketleri gelecek. Hareketler seçiyoruz. İlk üçe koyuyoruz. Hı-hı. Gözümüze çarpanlar diyoruz aslında. İlk sırada haftanın blokları var. Ognjanović içeriye bırakmak istedi. Kimin pası? Natalya Ognjanović yapıyor. Hatasını telafi ediyor arka bir blokla Maya Ognjanović. Ognjanović pası köşeye doğru Neslihan, Eda Erdem Dündar bloğu yaptı. Çok iyi takip Eda'dan. Köşeye doğru bu sefer köşeden hücum. Hücum. Evet, blok dedik, file önündeki savunma dedik. Şimdi de haftanın hareketlerinde servis sayıları var. Neon Konkin servisi kullanıyor, harika bir sayı. İki rakibinin arasına gönderdi topu Kim. Larsson, çok güzel bir kısa servis geliyor Larsson'dan. Kimberly. Tam köşeye gönderdi Kimberly Hill. Evet, blok dedik, servis sayıları dedik. Tabii bir takımın sayı almasındaki en önemli etken hücumlar. Bakalım haftanın hareketlerinde hangi ilk 3 hücum gözümüze çarpmış. Köşeden hücum geliyor. Paralele arka dönüyor Tatiana Koşeleva. Eda tek ayak hücumunda topu öldürdü. Hongkong pası. Yeong Kong Kim paralele döndü ve sayıyı aldı. Evet,
Ve belki de kadın voleyboluna en fazla renk katan haftanın rallisi geliyor şimdi de. Yeon Song Kim karşıladı. Bir plase içeriye doğru. Nilay'ın pası köşeye bu sefer. Koşeleva bloktan sekiyor. Natalya karşıladı. Song Kim pası. Yeon Song Kim arkadan da Larson çıkardı. Bir kez daha hücum şansı. Natalya bu sefer Koşeleva çıkartıyor o topu. Şimdi Larson. Hücum şansı Fenerbahçe için. Natalya. Natalya sayıyı alıyor. Harika bir rally, harika bir sayı. Evet, haftanın hareketlerinden sonra şimdi son sete kısa bir aramız var. Aranın ardından Asuman Karakoyun'la pas hataları gelecek. Asuman bıraktı dedik. Aslında bırakmadı. Açıklıyoruz dermişim. Sahiyi indiremedik. Top getirdik biz de. Sahiyi buraya getirdik. Pas hataları dedik, evet. Ki sen de herhalde bayağı çektin oynadığın dönemde. Kesinlikle. Ama sanki son dönemde inanılmaz bir artış var. Yani pasörler mi kötü pas atmaya başladı? Hakemler mi daha fazla çalmaya başladı? Hakemler de daha dikkatliler artık bu konuda. Ama pasörün pas hatası yapmasının en büyük nedeni belki yani zaman zaman performans düşüklüğü, zaman zaman kendine güvenini yitirmiş olması olabilir. Hani buna bağlıyorum ama hakemlerimiz de tabii Avrupa'da da normal Türkiye Ligi'nde de daha dikkatliler. O yüzden artık daha fazla çalıyorlar. Yani bir maçta bundan öncesinde 2-3'tü belki pas hatası. Şimdi artık 5-6'yı buluyor. Evet, yani hafta sonu oynanan Fenerbahçe, Eczacıbaşı Fitre Fenerbahçe derbisinde. Evet. Yani bir sette gerçekten mesela Nilay'ı psikolojik olarak tamamen bitirdiler. Evet, evet. Aynen öyle. Aynen. Yani o kadar fazla olur mu olmaz mı? Çok da tartışmalı pozisyonlar. Kesinlikle. Ben de aslında hep izleyenleri bu pas hataları ile ilgili biraz bilgilendirmek istedim. Çünkü çoğu zaman ekranda gösterdiğimizde ya da anlattığımızda çok fazla insan ne olduğunu bilmiyor. Evet. Şimdi bir taşıma var. Aynen bir de öyle. İki pas dediğimiz, yani hakem düdüğünü çaldığında iki işaretini yaptı. Evet. Bir de bu hata var pasta. Hı hı. Şimdi ben Asuman'a topu atacağım. Bakalım Asuman pas yapabilecek. Uzun zaman olmuştu topu elime almayalı ama. Şimdi sen normal bir 2-3 tane düzgün pas yap. Birkaç tane atayım bakayım alışana kadar. Hataları gösterelim. Elini şöyle güzel güzel otursun. Şimdi mesela bir taşısan topu ne yaparsın? Bu genelde beach voleyde kullanılan bir pas çeşididir. Çünkü beach voleyde topun dönmesini istemezler. O yüzden ya manşetle atarlar ikinci topu ya da direkt biraz taşıyarak. Değil mi? Aynen taşırken. Öyle. Biraz bir daha gösterir misin? Biz bunu biraz göbeğe indirmek olarak algılarız. Şunu yaptığımız anda tamamen taşımadır. Çünkü topu bütün elle kavramış oluyorsunuz. Bu istenilen bir şey değildir. Aslında alnın üstünde topudan ayrılıyor olman lazım. Aynen öyle. Değil aynen mi? Öyle. Yanlış bir şey değil mi? Yok, doğru. Düzelt beni. Bir de iki pas i̇ki dediğimiz. Pas var. İki pasta ne oluyor peki? İki pasta da top yanlamasına bir dönüş alıyor ve aynı anda çıkmıyor elden. Evet, aslında bir elden önce bir elden de sonra aynen çıkıyor. O yüzden öyle. De bunun adı zaten, bu hatanın adı zaten aynen. İki pas. Aynen. Ve genelde iki pas hatası olunca daha çok iki pas çalınıyor gibi geldi. Evet, evet. Baktığımda iki pasta genelde top dönüyor. Dönüyor. Şöyle bir manevra alır top. Yani böyle gitmektense daha yanlamasına bir manevra alır. Zaten o da topun elden çıkışını gösterir. Peki normal düz pas atarken bir pasör topu döndürerek atabilir mi? Topu şöylemesine döndürerek atabilir ya da böylemesine döndürerek ama atabilir. Ama böyle? Böyle olmaması atamaz. Gerekir. O zaman aynen. Zaten iki pas olur. Evet. Herhalde büyük bir olasılıkla maçta hakemler de çünkü her seferinde eli kontrol edemeyeceği için evet. Top yan döndüğü anda. Aynen öyle. Dönüş yönüne de bakıyorlar. Çünkü zaten hani fiziki kurallar gereği de bir tanesinden sonradan çıktığı anda direkt o tarafa doğru bir manevra alır top. Büyük ihtimalle ona dikkat ediyor hakemlerimiz artık. Gösterir misin beni? Çok hangisini göstereyim? Önce taşımayı görelim. Evet, şu anda taşıyor. Yani evet. Bayağı taşıdım. Bu bayağı taşıdım. Yani. Abarttım ama bu da iki pas. İki pas. Bir elden evet. Daha önce çıkıyor top. Aynen öyle. Bir elden tabii daha bunlar sonra abartı çıkıyor. Şeyler ama bir de tabii defans çok yüksek geldiğinde de pasör biraz daha tedirgin oluyor. O topu nasıl kontrol edeceğim diye. Tavandan gelen bir topu kontrol etmek çok daha zor. O yüzden genelde iki pas hatası. Peki, sıkıntı oluyor. Peki pasörler için parmak çok önemli. Evet. Parmak güçlendirmek için ne yapılıyor?
işte şeylerimiz vardır bizim genelde. Küçük aparatlar vardır. Hı-hı. Böyle lastik. Stres topları gibi mi? Stres topları da olabilir. Daha böyle file tarzı şeyler Hı-hı. vardır lastikli. Hani onlarla biraz daha çalışılır. Yani açma kapama gibi. Ya da işte parmak üstünde şınav çektirirlerdi bize daha fazla. Aynen. Biraz sıkıntılı ama tabii alışıyorsun. Küçüklükten itibaren yapıyorsun. Ben şeyi hatırlarım. Mehmet Bedestenlioğlu. Kulakları için atalım burada. Öpeyim seni. Aynen öyle. Bize şey yapardı parmakları kuvvetlendirmek için. Dirseklerimize sopa bağlardı. Normal bildiğimiz sopayı plasterle yapıştırırdı. Biz sağlık böyle topu, mi kalıyor? Aynen öyle. Sağlık topunu alırdık. Duvarda tak 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 çalışırdık böyle. Şimdi sürekli. Az önce yayına girmeden önce biz Asuman'la tabii ben topu görünce zaten bugün full burada voleybol oynadık. Dayanamadık pas yaptık. Şimdi yapalım ikimiz bir görün. Şimdi ben pasör değilim. Asuman pasör. Bir ellerine eyvah, dikkat edin. Eyvah. Hep burada tutuyor. Ben her seferinde aşağı indiriyorum. Ben her seferinde aşağı indiriyorum. İşte İyi Mehmet unutmamış. Abinin tahta bağlaması diye işe yaramış. İşe yaramış. Daha böyle yandan yandan şeklinde. Peki toptan ses çıkmaması mı gerekiyor pas atarken? Yok çıkabilir yani onunla ilgili sıkıntı yok ama tabii taşımamak önemli olan. Evet, şöyle indirmemek yani. Evet aynen öyle. Şöyle bunu kötü bunu yapmıyoruz evet. şeklinde. Peki istiyorsan şimdi haftanın pozisyonuyla devam Hı-hı. edelim. Biz her hafta bir pozisyon seçiyoruz. Bu haftaki pozisyonumuz da liberolar. Çok iyi oldu. Evet. Voleyboldaki temel savunma oyuncusu dedik libero için. Biz burada pasları konuşuyorduk bu arada. Takımda farklı renkli forma giyen voleybolcu liberolar. Aslında herkesin merak ettiği soru bu. Servis atamıyorlar, hücum yapamıyorlar. 3 metre çizgisi içinde hücum eden oyuncuya parmak pasıyla oyun kuramıyorlar. Yani aslında voleybolu izleyen ve libero'yu merak edenlere çok net bir şekilde burada biz libero'nun ne demek olduğunu da açıklamış olduk. Şimdi Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk 3'e giren, şu ana kadar oynanan maçlarda ilk 3'e giren liberolar gelecek. Birinci sırada Nihan Güneyligil var. Namı değer Niçomuz, Galatasaray'ın kaptanı. 52 set oynamış, 275 servis karşılamış, %17 mükemmel maçat almış ve 52 tane de maçat hatası yapmış. İkinci sırada Derya Çayırgan var. Halkbank formasıyla mücadele ediyor. 56 set oynamış, 267 maçat almış, 104 tane mükemmel maçat almış, 69 hatası var. Üçüncü sırada da Gülden Kuzubaşıoğlu var, Eczacıbaşı Vitra tecrübeli liberosu. 50 set oynamış, 221 servis karşılamış, 91 mükemmel maçatı var ve 48 tane de maçat hatası yapmış. Çok iyi. Yani şöyle bir şey var, bize hani dışarıda bir voleybolcuya sorulan en klasik soru, liberolar neden farklı renk forma giyiyorlar? Tam bunlar yazık değil mi? Bunlar niye farklı renk aynen giyiyor? Aynen öyle, aynen öyle. Onu soruyorlar bir. Hani açıklayamıyorsun çünkü defans oyuncusu, bir kaleci gibi düşünün yani. O kaleyi korumak zorunda kaleci ve bunu en iyi belli etmenin yolu forma değişikliğidir. Bizde de öyle, defans oyuncusu bütün arka hattan sorumlu ve hemen hemen bütün topları karşılamasını bekleriz. Bütün oyunculara yardım etmesini bekleriz. Ekstra defans için çabalamasını bekleriz. O yüzden farklı formayla. Bir de şöyle bir şey soruyorlar. Madem libero çok iyi manşet oluyor, hani neden ona ya da işte liberoya neden servis atılmıyor? Madem arkayı libero topluyorsa. Şimdi bunu da gel de anlat yani. Aynen öyle. Gel de bunu anlat. Hayır diyoruz işte libero smaçöre yardım etmek zorunda. Evet smaçöre genelde servis atılıyor oyundan düşürmek için ama libero ona yardım etmek için var sonuçta. Hani gerektiğinde onu saklamak için, gerektiğinde tabii yani, defans için de var sonuçta. Aynen öyle. Sadece tek bir görev için yok ki. Aynen. Anlatamıyorsun ama. Ya Osman ben sana doyamadım. Ben de öyle ama özel alacağım. Röportajı pas atmak durumundayız. Tabii. Çok teşekkür ediyorum geldiğin ben için. Ben teşekkür ederim Yine çağırdığınız bekleriz. İçin. Çok teşekkür ederim. Seni yorumcu yapacağım. Ben kafaya taktım. Beraber inşallah. Son seti özel röportajımızla kapatacağız. Bu hafta ki konuğumuz İpek Soroğlu'ydu. İpocuğumuz Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kaptanına Gül'ü oynaya bir röportaj yaptık. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Voleybolsuz kalmayın. Namı diğer İpocuğum hoş geldin. Gülerek başladık, gülerek biter inşallah röportaj. İnşallah. Bursalardan geldim bizim için. Nasıl gidiyor hayat? Her şey yolunda sanırım. Evet şu anda yolunda. Biraz yorucu. Onun dışında her şey yolunda. Bursa'da durumlar nasıl? İlk yarı bayağı iyi gitti. Evet. Aslında belki de üçüncü sırada bile bitirebilecektiniz. Evet. Bir Beşiktaş galibiyetinden
mağlubiyetinden dolayı işte 5.'ye sürüklendik. Ama olsun, yine istediğimiz yere çıktık. Yani Türkiye Kupası'ydı bizim için zaten hedef. İlk 4'tü. Orada ilk 4'te bitirmeyi başardık. Yarı finale kadar çıktık. Yarı finale oynadık. Bizim için çok önemli bir başarıydı. Bursa'nın tarihinde ilk. Bursa'nın tarihinde ilk olan her şeyde ben varım. Evet, gerçekten. Sen bayağı bir Bursalı oldun yalnız. Ben Bursalı oldum. Oldum. Dönmeyeceğim bir Bursa'da kaldım. Bakalım. Belli olmaz ama gerçekten çok seviyorum yani orayı. Çok rahatım. Ailem gibi oldu artık. Yani çok klişe bir laf ama gerçekten öyle oldu ama artık. Ailem gibi oldu. Valla trafiği, yaşaması, her şey çok kolay. Şurada geldik, şurada 2 dakikalık yola 1,5 saatte. Dedim ki yok, beni götürün tekrar Bursa'ya yani. Hakikaten tamam, biz seni şimdi yolacağız Bursa'ya doğru gönderdim. Peki bir şey soracağım, nasıl başladı İpek voleybola? İşte boyumdan ötürü. Herkes aynı. Klasik, senin de öyledir kesin. İşte ilkokul müdürüm milli voleybolcuydu. Beni gördü, beğendi. Senden olur senden dedi. Senden olur dedi. Sonra da işte Galatasaray Altyapısından seçmeleri geliyorlardı o zamanlar. Bilirsin Gökhan abiye, evet. Gökhan Çokşen. İşte onlar şimdi geldiler. Denizli antrenörü. Evet, şimdi Denizli antrenörü. Çok da severim kendisini. Geldiler öyle okulda, sınıflarda bakıyorlardı. İşte zaten çok uzun boydu falan. Tamam dediler, gel. Ben gittim, direkt bana lisans çıkarttılar falan. Ben direkt genç takım. Senin o zamanlar oynuyorduk, ben kenardaydım ama. Senin oynadığın zamanlar. Öyle işte, öyle başladım yani. Peki hani hep böyle orta oyuncu olarak mı başladın öyle? Bir Muzaev vardı. Evet. Bilirsin Muzaev'i. Bir pasör yapmak istedi beni. Onun ortada pasör ortada oynatması. Ortada pasörü, aynen. Çünkü biz 4 sene öyle oynadık. Aysun ablayla ben 2 orta oyuncu oynadık. Ben yedek, Aysun abla oynadı. İşte onun çaprazı da pasör. Bana dedi ki senin parmakların çok iyi, seni pasör yapacağım. 18 yaşındayım ben. Geldi konuştu benimle, dedim yok. Ben istemem ben artık. Ben olma. Benden olmaz dedim. Neyse öyle devam ettik yani. Orta oyuncu olarak. Peki şimdi orta oyunculara baktığında, gençlere. Yani bizim zaman, yani bizim diyorum çünkü hani ben de sen genç döneminde oynuyordum. Hani bizde orta oyuncu ya da köşe oyuncusu fark etmiyordu. Herkes marşat alır, defans evet. yapar. Hani libero da zaten sonra biz A takıma çıktıktan sonra libero pozisyonu ortaya çıktı. Şimdikilerde hiç öyle bir marşat alma yok, ve hiç. Şey yok. Kimse elini sürmüyor marşatla. Bize de sürdürtmüyorlar. Peki bir söyleyeyim, bu bir dezavantaj değil mi? Ya tabii ki çok büyük dezavantaj. Yani bir pozisyon mesela defansta kaldığın zaman bile ne olacağını şaşırıyorsun. Aa, orta oyuncu var, hadi onun önüne plase atalım. Taktik böyle oluşuyor yani. O yüzden hani derken sen açsın. Ben açıktım. Evet. Çünkü İpek İpo antrenmandan geldi. Evet. Aç. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ben şöyle diyeyim mi? Küçük küçük. Evet, orta. Evet, little little into the middle yapalım biz. Sizin tercihlerinizle. Ortayız. Evet. İpo'yu doyuralım. Evet, evet, sağ olun. Ne diyordun? Orta oyuncu, marşet, defans diyordun. İşte çok büyük dezavantaj şu an. İşte bir pozisyon ortada defansta kalıyorsun ama onda da elin ayağın dolaşıyor. Özellikle küçükler için daha da büyük dezavantaj bence. Bence yani yapmaları gerekiyor. Tamam, libero sistemi var ama antrenmanlarda çalışmaktan bir zarar gelmez. Sonuçta antrenmanı olur. Bence yapılması gerekiyor. Ama bilmiyorum hiç yani. Hiç kalmadı değil mi? Hiç, hiç, hiç. Bir ara bir eczacıda Büşra içeride kalıp marşet alıyordu. Ama onda zaten 4 numaradan evet. ortaya evet, orada bir şey var. Şimdi hiç olduğu yok. Kalan hiç yok. Çiğdem abla kalırdı eskiden. Ya Çiğdem, Özçü onlar hep yapardı defans. Çiğdem abla bayağı kalırdı. Çok da iyi defans yapardı. Maya Parlak çok iyi defans yapar mesela. Ama işte tek tük. Çalışmazsan olmaz ki zaten. Ne kadar çalışmazsan o kadar olmaz yani. Çalışırsan, üstüne gidersen herkes bence kendini geliştirebilir. O yüzden gençlerde hani aman bizim yerimize libero giriyor nasılsa biz çalışmayalım etmeyelim diye bir şey yok. Senin orada yaptığın bir tane defans o maçı belki çevirebilir, evet. Seti çevirebilir. O yüzden çok önemli. Evet, İpo ablamızın nasihatleri bu şekilde. Peki şu andaki mesela Venüs Sultanlar Ligi'ne baktığımızda takımların kadrolarına bakıyorsun. İşte olimpiyatta mücadele etmiş olimpiyat şampiyonları, işte Türk oyunculara bakıyorsun. Hepsi milli takımda önemli başarıları imza atmış evet. oyuncular. Yani diyoruz ki dünyanın en iyi ligi. Evet. Sen seviyeyi hani eskiye nazaran nasıl buluyorsun? Çok yani çok çok arttı seviye. Ve bence bu seviye Mehmet Ali Aydınlar'ın Fenerbahçe'ye yatırım yapıp Gamovaları, Natasha Oskumovic'leri getirdiği... Tekrar bir ateşlediği oradan dönem. Oradan sonra zaten inanılmaz bir ivmeyle sürekli her sene yükseliyor. Ben de inanamıyorum gelen oyunculara, antrenörlere. Herkes Türkiye Ligi'nde oynamak istiyor. Herkes Türkiye Ligi'ne gelmek istiyor. Seviye de çok çok artıyor. Biz şimdi burada Türkiye Ligi oynuyoruz. Challenge Cup oynuyoruz. Challenge Cup'taki maçlar bize o kadar kolay geliyor ki. Hani... Çünkü gerçekten seviyeler oralarda, işte Romanya takımı. Şimdi Challenge Cup olduğu için de 3. kupa tabii daha düşük takımlarla oynuyorsun. İşte Romanya'ydı, Yunanistan'dı. O takımlar bize çok düşük geliyor. Gerçi böyle demiyorum, geçen sene yarı finalde bize elenmiş oldum.
O bir olsun canım o. Yani zaten evet. Bir de siz hani iki maç üzerinden oynadığınız evet. için hani gerçekten yani. Her neredeyse oynanan ligdeki olsun, kupadaki olsun her maçta görüyoruz. Yani top yuvarlak. Aynen tabii. Hiçbir şey belli olmuyor. Onu. Evet hiçbir şey belli olmuyor. İşte bizim Eczacı'yı yenmemiz, Galatasaray'ı yenmemiz. Bunlar da beklenilmedik şeylerdi. Ama yani böyle birlikte oynamak da çok keyifli gerçekten. Çünkü bu sene biraz daha farklı. Şimdi ilk üç takım, hadi ilk iki takımı belki ayırabilirsin ama diğer kalan 3 ile 7 arasında çok evet, kesinlikle. Eş değer ki yani. İlk iki takımda bile zaman zaman onda da olabilir evet bir diğer sıralardaki yani takımlar zorluyor. Hiçbir takımı sallanma lüksü yok bu senelikte. Sallandıkları anda olan oluyor. Olan oluyor onları konuşacağız. Evet. Ay, geldi yemekler. Geldi. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Peki İpo voleybolcusu ne yapar? Sen biliyorsun. Evdeyim işte ben. Evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Film izlemeyi, dizi izlemeyi falan. İşte bu uğraşlarım var. Şimdi başka şeyler de yapıyorum. Böyle çantalar falan da yapıyorum. Bir bakayım mı? Bunlar ama eski bunlar. Bir şey olsun. Değil. Bunlar benim de var bu arada. Bana da yaptı yani. Ay seninki öyle çok eski be. Evet. Yenilerini yaparım. Bak. Bir gün o zaman yapıyorum. Oturup yapalım. Nasıl çanta yapıyorsun? Bayağı keçelerden falan çanta gerçekten yapıyorum. Gerçekten mi? Evet. Bir sürü şeyden. Dikiş peki onları hani satıyor musun? Yok satmıyorum canım. Şimdilik arkadaşlarıma yapıyorum. Ama şey, öyle bir planım var. Açacağım yani bir yer. Bence süper fikir. İlk önce böyle Instagram'dan. Evet. İşte böyle tasarımcıların pazar yeri diye bir site var. Oralardan bir şeyler yapıp. Ya böyle tabii ki para amaçlı değil, hani para kazanmak amaçlı değil ama kendim denemek istiyorum. Bakalım peki, beğeniliyor canım, mu? Senin böyle bir yani bir eğitimin ya da bir yok. Yeteneğin böyle bir yeteneğim anda mı oldu? Var. Yok, yeteneğim var benim küçüklüğümden beri. Ben bunları küçüklükten beri yaparım. İşte çok küçüktüm o zaman. Şeyde... Şu mikrofonla bir şey yapayım. Çok küçüktüm o zaman işte şeyde... Bunlardan yapıyordum böyle kendim. Sokağa çıkıyordum, çocuklara satıyordum mesela. Eve bir geliyordum, elimde böyle 75 lira para. Aa, annem böyle oluyordu. Bir şey canım, benim kız da yapıyor. Ay senin gibi olacak galiba. İnşallah olur ya. Ay, çok efsane bir şey bence. Benim kafamı çok dağıtıyor. Zaman nasıl geçtiğini anlamıyorum. Çok böyle biraz sabır işi bana. Değil mi? Ben mesela yapamam. İşte yapamayan mesela Gökçen. Şunun düğümünü atamıyor. İki tane ipi birbirine düğümleyemez misin? Gökçen nasıl yapamıyorsun? Tatlım neyse. Yazık ona ya. Yazık ya. Öğretim ama olmadı neyse. İşte bazılarının çok iyi elinden geliyor, bazılarında. Yazık ben onu ben mesela yün örmek süper. Ya onlar tamam. Eldiven yapıyorum, güzel. Atkı yapıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. O da çok fakat güzel motivasyon. Yani bunlar şu küçük ya, şu bizim ellerde büyük ya böyle oradan onu geçir böyle onu olmuyor ben bende. Ben neler neler yapıyorum biliyor musun? Görsen. Siparişleri alıyoruz. İpo'ya siparişler geliyor. İnternet sitesi de açacağım. Oradan da eklerim size. Evet, aynen. Peki şey soracağım. Voleybola geri dönersek. Bundan sonra İpo'nun hedefleri... Ne? Neler? Yani şöyle dediğim gibi Bursa'da çok mutluyum şu anda. Bu sene sözleşmem bitiyor Bursa'yla ama Bursa'da kalmayı çok isterim. Bilmiyorum eğer voleybol biterse belki takım menajerliği yapmak isterim. Ama işte hani böyle yeniden bir kulüpte değil. Hani eğer Bursa'da devam ederse Bursa'da bu işi yapmayı aynen. çok isterim. Böyle bir durum olabilir. Yani onun dışında zaten... Hani böyle bir 5 sene de 6 sene daha oynayacak gücümün kaldığına inanmıyorum. Niye öyle diyorsun? Çok açık söyleyeyim. Hani 2 sene daha herhalde. Yani böyle de konuşmak istemiyorum tabii. Belli olmaz, sakatlık bir şey olmasın, sağlığım yerinde olsun. Tabii ki oynamak isterim ama yani biraz da artık şey oldu. Artık diyorsun. Ne denir? Bir... Ben bir çekileyim artık. 31 yaşındayım artık bir yerden. Hatta 32 olacağım 2 ay sonra. Çok kötü. 2 ay dedi bir ay sen sonra. Sen bırak ben 37 oluyorum. 40'a 3 kaldı. Ay çok korkunç. Çok korkunç hiç öyle düşünmemiştim. Ya. Yani artık böyle sabah kalkarken ağrılar dizimde. Hiç ağrılarım yoktu. Benim hiç ağrılarım olmazdı. Şimdi çok ağrılarım var her yerimde. Ama işte bunların üstesine gelmeye çalışıyorum. Çok iyi bakıyorum kendime. Yemeğimi içmeme çok dikkat ediyorum. Hani böyle oynayabildiğim yere kadar oynayacağım. Devam edeceğim. Bakalım evet. İnşallah bence oynayabildiğin yere kadar oyna. Ama gerçekten voleybolun içinde bence kal. Yani şimdi... Yani ne olarak kaldığınla alakalı biraz tabii. Hani sonuçta mesela ben son seti yapmayı bayılıyorum. Çok eğlenceli. İşte, sen de yaparsan. Sen de herkesi tanıyorsun. Hani tanıdığımız insanlarla iletişim kurmak her zaman kolay ama gerçekten hani yorumculuk ve yazarlık seninki tarafına baktığında o daha zor yani. Yani onun için belki bir sen bu işin eğitimini aldın mı bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama senin içinden geliyor demek ki. Ben nasıl bunları içimden geliyor? Evet, sen mesela beni de kamera önüne koysan ben de herhalde
kalırım yani. Hiç konuşma şeyim. Ben size söyleyeyim. Yani ne bileyim, yorumculuk o işte senin yaptığın bu program. Yorumculuk böyle biraz daha bence yetenek zor işi. Yani hani anında bir şey, evet, canlı söylediğin için biraz daha böyle hani ilk o başlarda. Hani benim için belki takım menajerliği olursa eğer. Hani öyle ikisinin bir ya şey. Ya ben mesela hani sizin o jenerasyon de işte Gökçenler sen, işte Deniz, Gözde, Özge. O jenerasyona Nihan baktığımda Nihan, Nito. O jenerasyonun bence kesinlikle voleyboldan kopmaması lazım. Yani şimdi Basketbol Federasyonu'na bakıyorsun. İşte Hidayet, Kerem Tunçeri, Ömer Onan, Hüseyin ve çok şimdi Ufuk Sarıca milli takım antrenörü oldu. Bu işi bilen insanlardan kurulu olması, oynayan aynen insanlardan. Şimdi bizim federasyonumuzda da işte Pelin girdi. Akif abi önderliğinde şimdi Kurtaran abi var, Bahar Mert vardı zaten. Pelin girdi. Hani çok böyle güzel, böyle daha da sizin bence. Çünkü yani Türk sporunda idarede sıkıntı var, yönetmede sıkıntı var. İçinden gelen insanların i̇şte bence. İçinden gelen insanların olması çok önemli. Bence antrenörlerin de oynayıp, iyi yerlerde oynayıp belli bir seviyeye gelmiş antrenörler bence çok daha başarılı oluyorlar. Evet, kesinlikle. Çünkü o antrenör olmaz mı sende? Yok. O hiç hani olmaz. Hani ama sakin bir tipsin ya, olabilir. Ben hani, ay yok, ben işte o sakinliğimle içime kendim patlatırım, o olur. O yüzden hiç gerek yok yani, antrenörlük kalsın. O zaman benzerlik diyelim. Bakalım. İnşallah diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok bize vakit ayırdığın için. Gerçekten böyle bıraksan ben sabaha kadar konuşabilirim güzel, yani. Çok güzel, çok güzel. Seni yemeklerle baş başa bırakalım. Teşekkür ediyorum. Hem Bursa'da başarılar dileyelim. İyi bir sezon geçiriyor Bursa Büyükşehir Belediyesi. Evet. İnşallah ikinci yarıda İnşallah da böyle devam eder. Avrupa'da da aynı şekilde. Ayrıca boncuklarla, çantalarla da tamam, bundan sonraki hayatında başarılar. Çok heyecanlıyım ben de. Bekliyorum heyecanla yani. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Bye bye. Hadi ben yürüyeyim. Sonra da gidiyorum. Tamam.